Ne intikam Bak, alacağım ben ya? sana bir şey söyleyeyim mi? Ayrıldım. Bir gün içinde iş buldum. Özür dilerim. Lokantada bulaşık yıkamaya başladım. Ama yerim yurdum olmadığı için bir hafta daha biraz daha müsaade istedim. Hani ev falan tutayım. Çocuğumun süt annesi bile var. Adı yani. Önemli değil artık. Ha, süt annesine gittim. Dedim ki gülüm böyle böyle. Abla da getir dedi. Getir böylece görkemi dedi. Burada kalsın dedi. Ben dedi bakarım dedi. Beslerim ona da bakarım. Evet bakarım dedi. Sen dedi işe şey yapıyorsun. Ben gittim de hatta boşanma davası falan açalım dedi. Bana dedi ki Şeray dedi gel dedi. Boşanırız dedi. Aldı götürdü beni eve. Üç gün. Ondan sonra üçüncü gün dedi. Yanlış hatırlamıyorsam 4 gün oldu. 4. günü telefonlar kapandı. İş yerime gidiyor tehdit ediyor. Nerede Bilal Bey? Fuat nerede? Fuat Görkem nerede? Bulun benim çocuğumu. Bul. Bul çocuğu verdiğin gibi. Ya bul. Bilal bul. Allah adını, Allah rızası için. Bul çocuğumu. Şimdi ben de 19 sene, onun hesabı soruyor ya 19 senedir neredesin diye. Ben sana söyleyeyim. 19 senedir akıl hastası oldum ben. Şu anda sakinleştirici kullanıyorum. Niye biliyor musun? Artık çocuk görüntüsünü anne diyor beni bul diyor gel diyor beni diyor bu saklan baş bitsin diyor. Annem ayaklarım acıyor diyor. Çocuk bunu söylüyor bana. Top oynayamıyor çocuğum benim. Kim top oynayamıyordu. Artık benim kafayı sıyıracak halim. Ben kan siler hale getirdiniz beni. Beni bu durumlara düşüren sizsiniz. Ne vardı ya? Ne vardı? Bir kez şimdi, olsun ne vardı? Tamam, Bilal Bey tamam, senin saniye, daha da... Tamam bir saniye ben ne sana... Ne vardı? Bul benim çocuğum. Tamam, ne olursun tamam, bul. Tamam bir saniye tamam. Bilal Bey bir şey daha söyleyeceğim. Senin için Denizli'ye gideceğim. Gideceğim. Yurda gideceğim. Heh. Bak yapacağım onu. Şöyle söz vereyim yapacağım. Ama şu anda hemen gidelim. 15-20 gün sonra gidelim. Şimdi gidemem. Açık konuşayım. Niye? Ya gideceğim tamam ya niyesin son ben gideceğim diyorum Deniz'e gideceğim. Bu insanlarla beraber gidelim. Ya bak ben Bilal Bey işte niye Denizli'ye ya verdiniz onu da bize açıklamayız. Ya şimdi bak şimdi niye bak ben şunu size açıklayacağım ama onu şey, açıklayacağım bize. Tamam açıkla. Şu anda değil. Sonra açıklayacaksın. Bilal Bey sen benim ekibime demişsin ki Şenay bunu iyi dinle. Sen oğlunu arıyorsun ama Bilal demiş ki ekibe. Yalansa yalan de. Aslında o çocuk Şenay'ın değildi. Galiba bir yerden çalıp getirdi o çocuğu. Ya bir saniye onu da açıklayacağım. Bir dakika dur. Ya deme şimdi şaşırma bak. Ben şaşırma. Bir saniye doğum, bir, ben yavrum, yine bir şey diyeceğim ya. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir daha tamam senin olabilir bir şey diyeceğim. Niye tepiyorsun? Senin olabilirse niye onun değil mi? Bir dakika hayır bak. Kendi ağzından geleni söylüyorum. Hastaneden kaçırdım diye kendisi bana laf etti. Ne? Hastaneden. Ben o olayı söylüyorum. Sen ben kafayı o olayı mısın? Sen de bana ben bu laf ben gazetelere evet. Çıktım. Çocuğum hayır, için gazetelere ben, çıktım ya onu dedim. Demiyorum ben sana. Çocuğumu bak dedim madem böyle bir şey söyledi ben sana söyleyeyim. Ben gazetelere çıktım. Niye biliyor musun? Benim çocuğumu almaya kalktılar. Benim çocuğumu al... Nereden almaya kalktılar? Ya, sen bu çocuğu hastaneden mi kaçırdın? Hayır. Niye öyle bir şey söyledin? Bana, evet, hayır ben sana nasıl yoksa çocuğunu mu kaçırmaya çalıştılar? Ya hastaneye geliyorlar. Adı verme hastane adı verme. Hastaneye geldiler dediler ki benim babam içerideydi. Yani cezaevinde. Cezaevindeydi. Dediler ki sen Şeray'ın dedi, ben dedi babasıyım falan demişler, şey demişler. Ben gazetelere kadar çıktım hani Tevfik de bu konudan dolayı, yere gazeteye şey yapıyor bu konudan dolayı çıktıydım ben gazeteye. Ama hastanede çocuklar... Ne dediler çocuk... gelip sana anlamadım ben. Birileri geldi çocuğunu mu almak aynen istedi? Evet öyle bir uğraşmalar oldu. Ben gazetelere bile çıktım. Ama şimdi bunu herkese yapmazlar. Şöyle bir şey olmuş olması lazım. Sen şimdi Tevfik'ten olduğunu düşünüyordun. Aslında Tevfik'ten olmadığını gayet ya. İyi biliyordun. Fakat babasız bir çocuk dünyaya getirecektin. Baban da zaten cezaevindeydi. Evet. Yalnızdın. Kötü bir hayattan gelmiştin ve artık evet. Biraz normalleşmek istiyordun. O çocuktan kurtulmak istedin mi? Hayır, birilerine hayır. Ben bu çocuğu doğurunca evlatlık vereceğim hayır, dedin mi? Hayır kesinlikle öyle düşünmüyorum. Öyle kötü niyetli insanlar var. O zaman hastane odasında bile yakalıyorlar. Ha. Avcılar bunlar. Aynen evet. Niye gelsinler o zaman sana durup dururken? Hiçbir şekilde şey yapamam. Hani hamilelik döneminde ben yok, bu konuşulmamış dışarıda, olsa kesinlikle şey, hastaneye hayır, bu niyetle hiç böyle kimse bir şey gelmez olabilir Şenay ya? Hanım. Veyahut da şey kuruma söylemiş olsanız ben bu çocuk ben bir şekilde görevliler gelir. Göz teması bile kurdurmadan o bebeği tabii annesinden ki, alıyorlar. Tabii yani ki. Kucağına bile alamazsın o bebeği. Şenay yani sen birilerine gerek hamileyken o Tevfik de karısına döndü. Sen tabii kendini çaresiz yalnız hissettin. Dedin ki ben bu çocuğa nasıl bakacağım? Hayır hiçbir bak, şey yok. Tahminlerimi söylüyorum. Ve birilerine yakınmış olabilirsin. Ya bu çocuğa evlatlık versem. Yoksa
Kolay mı bir hastaneye gidip de yeni doğum yapmış bir kadın tepesine dikilip çocuğunu bize ver? Böyle bir şey olabilir hayır, mi? Hayır, hayır. Hayatın olağan akışına tamamen ters bir durum yani. Konuşulmadıysa. Hayır, kesinlikle. Ben çocuğumu ne şekilde... Ne oldu? O kişiler geldi de ne dedi sana? Açık bana dediler ki senin çocuğunu alacaklar elinden, burada doğurma dediler. Ben dedim ki burada doğurmayacağım, nerede doğuracağım? Hani kim alacak mı sordun mu? Kim benim çocuğumu alabilir? Lütfen gerçeği söyle Şenay. Düşünüyorsun. Aynen öyle dediler. Öyle değil. Allah aşkına değil. Gerçekten. Hocam yeni doğmuş bebeği organ bahçesi. Öyle yani, zaten organ bahçesi öyle bir şey değil. Yani ondan şey bu da artık şehir efsanesi oldu yani. Yani. Gerçekten. Sen bu sorunun cevabını bence düşün. Şu anda 19 yaşında olması lazım. Fuat Görkem'in 2,5 yaşında aşağı yukarı anne bıraktığında diyor 2,5 yaşındaydı. Ayaklarından ameliyat olmuş, izi var. O dönem platin takılmış. Hocam yani o izleri duracak. Takılmış da olabilir, olmayabilir de. Yani kemik kırıp düzeltmek gerektiyse takmışlardır. Sonra da sökmüşlerdir geri. Ama kemiği kırmak gerekmeyen bir ameliyatsa niye takılsın? Bir de izleri zaten duruyor. Platinim. Şimdi Bilal Bey, sen dedin ki demin işte Denizli'ye gideceğim 15-20 gün sonra. O yurda gideceğim, konuşacağım vesaire. Sen bu çocuğun nerede olduğunu biliyor musun gerçekten? Serap, biz de sanki yok. Biliyorsun da gidip elinle koymuş gibi bulacaksın Serap gibi bir Hanım, izlenim uyandı. Alakası yok. Ben neyse. Akrabalarından birinde mi? Hayır, kesinlikle değil. Bak ekibiniz var. 7 sürü hayır, kesinlikle değil. Bu çocuğu kesinlikle hastaneden değil. Çaldım lafını sana o mu söyledi? Bu kendisinden ben kaçırdım dedi. Ben onu alayını asılmıyorum. Kendilerini bak iftira atmış. Bir dakika yavrum, sen dedin yani hastaneden kaçırdım. O olayın aslında üstünü ben kendi söylediğini söylüyorum ben. Onu söyledim ben. Başka bir şey demedim. Böyle hastaneden başkasının çocuğunu kaçırdım. Amacıyla söylemedim. Onun şeysini bilmiyorum ben. Hastaneye yattığımda benim sağlık güvencem olmadı. O zaman da kaçırdın mı kaçırmadın hayır, mı? Hayır hayır kaçırma olayı değil. Senin çocuğunu niye gelip istesinler? Ya işte yalnızım. Vermek istedin çocuğu demek ki. Hayır vermek birilerine haber uçurdun hayır, ki. Hayır vermek istemedim kesinlikle hayır. Organ mafyası falan diye uyduruk şeylerle gelme bize. Doğruyu söyle. Ha, kesinlikle çocuğumu vermek için. Peki şimdi bir soru soruyorum sana. Bunda doğru cevap istiyorum. Eğer doğru cevapları alabilirsem sadece Bilal Bey'e bağlı değiliz biz. Biz zaten araştırmalarımız sonucu bu çocuğu bulacağız sana söyleyeyim. Bulacağız yani. Bunu geri planda zaten araştırıyoruz. Bu arada hiç fotoğrafı var mı sende? Hayır maalesef. Sende var mı? Ben de var yollayacağım size. Ben de çocuğun bütün resimleri var. O yurttayken falan. Hastan bütün resimleri var bende. İnsan gelirken getirir ya. Ya uşağım, çocuğu bulmamızı böyle istiyor. Böyle şey düşünme yok. Sizin bulmanız o şekilde daha koy. Getireceğim yollayacağım size tamam. Evlatlık alan kişilerin resimleri var mı çocukla? Yok. Onun yok, onun yok. Ben ona bak dedim ya, yurt basan tesadüf karşılaştım. Peki, yok. Tamam. Yok, olsa söylerim. İnsan gelirken bu çocuk aranıyor, bari getireyim fotoğraflarını. Anne de hiç fotoğrafı yok. Demek ki bebeklik fotoğrafları filan sen oradayken hepsi orada kaldı. Hepsi orada kaldı. Aynı senin bildiğin şekilde yani. O ayakları şey falan böyle alçılı ayağı değil. Normal kıyafetiydi, ben de... Dediğim yerimiz var, araştırmamızı var. Yapıyoruz. Başka bir soru soracağım. Ve artık doğruları söylersen... Çocuğunu bulmaya daha çok yaklaşabiliriz. Şükrü kim? Biliyor musun Şükrü? Biliyorum. Kim? Benim evlendiğim eş. Ne zaman evlendi? 2007'de Bilal'le boşaldıktan sonra bu çocuk davasını öğrenince, evlatlık izince Şükrü ile evlendim ben. Ve bunu da bizden saklıyorsun. Sakladın. Biz öğrendik bunu. Doğruyu söylemeyince sesi kısılıyor. Ben duyamıyorum. Lütfen sesini kısaltmadan Şükrü, neyse onu söyle. Bak diyor ki doğruyu zaten. Söyle. Lütfen. Şükrü'yle evliydim. Çocuğun var mı Şükrü'den? Hayır yok. Tedavi olur. 2007 resmi nikah mı yaptın? Bir sene nikahsız durduk. 2009'da nikahımız oldu. Peki şimdi bir telefon var. Çok acayip bir iddiası var telefondaki kişinin. Şükrü'nün adını geçireceği için ben Şükrü'yü sormak istedim sana. Eğer tanımıyorum deseydin hakikaten diyecektim ki bu konuyu kapatıyorum. Çünkü burada kimse doğruları konuşmuyor diyecektim. Ama Şükrü diye birisi senin hayatına girmiş. Evet girmiş. Alo. Alo buyurunuz. Merhabalar efendim. Siz buyurun. Bu Şükrü buyurun. Ve Şenay'la ilgili bildiğiniz her şeyi lütfen bize anlatın. Ve o zaman küçük Görkem, Fuat Görkem'le ilgili. Evet anlatıyorum. O Hediye teyzenin kiracılarıydı. Şükrü ile Şenay. Evet. Bir gün böyle arabalar geldi. Ben ondan sonra da dedim ki Şenay
kim geldi dedim. Benim dedi evlatlık çocuk verilecekmiş, yurtta çocuğum varmış, evlatlık verilecek ama Şükrü bunu kabul etmiyor dedi. Onun zaman ben dedi, onun kayınvalidesine dedim ne oldu dedim, Şener'in çocuğu mu varmış dedim. Evet dedi, bilinmeyen kişinin çocuğunu biz niye kabul edelim? Filiz evlatlık verilecekmiş, ona haber vermeye geldiler dedi, yurttan dedi. Yani ne Şükrü kabul etti, ne Şener kabul etti o çocuğu. Buyurun bakalım. Ya, hadi bakalım. Ya, annenin muvaffakati olmadan olmayacağı da belliydi zaten. Yani hayır, kesinlikle. Hayır. Şener, bak ne bunu dedin? Bunu söyledin. Şükrü diye biri var mı dedim. Evet evlendim mi dedin. Hanımefendi diyor ki ben onların komşusuydum. Bir araba geldi. Demek ki sosyal hizmetlerden tamam geldi araç. Anne olarak muvaffakatini almaya. Ama sen demişsin ki benim şimdiki kocam Şükrü çocuğu kabul etmiyor. Bu durumda sen kocanı seçmiş oluyorsun tabii. Muvaffakat de vermiş oluyorsun. Tabii. Buyurun. Hayır, hani bilmiyordun. Kesinlikle hayır. Şükrü. Tamam, o zaman bir tane polis geldi dedi ki Fuat Görkem mi dedi, görüşmek istiyor musunuz dedi. Görmek istiyor musunuz dedi. Ya onun için dedi. Gelir mi ya Allah'ın seversen. Hayır. Şener yalan söylemene gerek yok ki. Onun için gelir mi sosyal hizmetlerden ekip ya? Yardımcı olarak geldiler. Sen o gün akşama kadar ağlamadın mı Şükrü kabul etmedi diye? Ay, itiraf et, bunu söyleyebilirsin Şener, ya. Şener doğru söyle artık ya. Filiz abim sen misin? İsminin ne önemi var ya? Akadın doğru mu değil mi? Kadını hayır, verdiği kesinlikle, bilgiler. Kesinlikle, Şükrü'yü hayır. Biz nereden... Sen odun pazarında oturmuyor muydun Şükrü'yü Şener? Söyle. Odun pazarında oturuyordun. Nerede? Odun pazarında Şükrü'yle. Odun pazarında. Bahçeli evde oturuyordun. Tamam doğru. Nereden bilecek tamam kadın o zaman? Arabalar gelmedi mi iki tane? Ya Şener. Geldi o gün dedin işte hayat biz onu verdik senin çocuğun bak, olduğunu. Hayat sana acımasız davranmış. Evet bunu herkes kabul ediyor. Ama kocan kabul etmediği için... Gözün yaşlı da olsa o çocuğa evlatlık vermesine müsaade etmiş. Bunu yapmış olabilirsin. Lütfen bunu söyleyece. Bu gerçekse bunu söyle. Ben çocuğumu istiyordum. İstersin gene iste. Bak gene iste. Ama yani kocam istemedi ve gözyaşıyla vermek zorunda kaldım evet diyebilirsin. Evet ya. Atmadım ama polisler atmadım, geldi. Tamam, evet, atmadım. Polisler geldi. Doğru söylüyor. Ama kesinlikle ben imza falan istemiyorum diye bir kelime kullanmadım.